Yazımı kışa çevirdin, bak gözümden yaşa Leyla. Bir an oldu evim, yurdum, ne söylesem boşa Leyla. Ne söylesem boşa Leyla, boşa Leyla. Evet, burada keselim çünkü telif var, telif. YouTube hemen yakalar adamı. Vallahi yakalar. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra musikilerle açıyorum. Daha önce de lisansta, ön lisansta musikilerle açtım. Musiki nedir? Tarihin gıdasıdır. Müzik, İnsanın kendine yakışanın giymesidir. Aynı zamanda tarihin gıdasıdır. Tarihi ver gazı, ver coşkuyu, böyle musikiyle açınca coşkuyla anlatmaya başlıyorum. O güzel oluyor işte. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk çağla ilgili nelerden bahsettik? Tarih öncesi dönemden bahsettik. Paleolitik dedik, mezolitik dedik, neolitik dedik. Şimdi yavaş yavaş uygarlıklara giriyoruz ve maalesef çok sevdiğiniz bir şey yapacağız. Bilgi kusacağız abi. Bir ton bilgi, aman da bir sürü bilgi. Tapates sordular. Tapates. Patates zannetti onu. Anladık. Ondan dolayı ayrıntılı bir şekilde yardımmaya başlayacağız. Sevgili arkadaşlar, önce hatırlatmalarımızı yapalım. Hatırlatmalarımız neydi la? Bir, hatırlatma bir. Oynatma listelerine dalınız. 500'ün üzerinde video ile karşılaşınız. Yani bir hazine ile karşılaşınız. Bir ton soru tutturduğumu göreceksiniz orada. Şu 1,5 ay, 2 ay içerisinde bak 3.500'e falan gittik. Ve abonemiz sayımız artıyor. O şeyde bu 1,5 ay boyunca da lisans, ön lisans bir ton soru hazırladım. Bizde hiçbir şey fark etmez. AYT'ci, TYT'ci gitsin KPSS sorusu da çözsün. Bak, bir sene tarih bilimi, bir senede ilk çağ uygarlıkları geldiğine göre ayrıntılı bir şekilde yine yardırmaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Lütfen, lütfen konuları, bak, birle mi izliyorum, bir bıçağımı alıyorum, ki yeter ki izle ve defalarca izle ki kafaya girsin. Bizdeki bak AYT soruları arkadaşlar KPSS'nin aynısı gibi. Sadece birkaç konuyu çıkartacaksın. Bir, ikincisi ne biliyor musun? AYT'deki tarih ne yapıyor biliyor musun? Matematiğin kas sayıları ile kapışıyor Hacı Hüsrev. Niye? Çünkü sen hep TYT sorusu çözüyorsun ya Mayıs'a kadar. O benim tarihim süper. La 5 tane de sayısalcı da yapıyor mu? Sayısalcı da yapıyor. Yorum sorusu çıkıyor TYT'de. Sen AYT'ye yardıracaksın. Bilgi kusacaksın. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Arkadaşlar, ilk çağ uygarlıkları gördünüz mü lan? Bak bak nedir? Buralarda Kaşgalar, Karadeniz bölgesinde, Anadolu, bunlara girmeyeceğiz tabi. Anadolu uygarlıkları içerisinde bizim memlekette ne vardı la? Bizim memleket, aman da memleket, Hititler, Hitit. Peki Mitanni uygarlığını gördüm bak burada, değil mi? Ne tarafta? Mezopotamya, şurası Fırat, burası Dicle değil mi? İzmir, Arasava, Yunan uygarlığını gördüm mü burada? Aha, burada aşağıda Mikenler, Knossos. Ben burayı gördüm biliyor musun? Hayatımda ilk kez yurt dışına çıktım. O da Yunanistan oldu. Peki Mısır arkadaşlar, Mısır uygarlığı, ayrıca alacağız zaten Mısır uygarlığını. Mezopotamya uygarlıklarını yardıracağız. Beş tane bunların hepsini bilmek zorundasın. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir ya da Anadolu uygarlığı arasında sayılamaz dediği anda. Mesela bak burada da Asur kentini gördün. Peki arkadaşlar, bol bol harita var burada kafanızda. Kazıyacağım bunları. Mezopotamya uygarlığını gördün mü la? Peh, esere bak, gördün. Peki burada arkadaşlar yine bir harita. Yunanistan'ı gördün, tam karşı kıyıda. Filikleri göreceğiz. Urartuları göreceğiz Anadolu uygarlıkları içerisinde, ama önce Mezopotamya'dan başlıyoruz. Niye? Tarih Mezopotamya'da başlar diyor ya. Niye? Yazı orada çünkü. Milattan önce 3200. Hititleri gördün, Lidyalıları gördün, Hazar Denizi'ni gördün de bu bir uygarlık değil tabii ki. Asur gördün, Akade başkent, Akade, Akatları gördün, Babilleri gördün, Sümerleri gördün. Tek tek işleyeceğiz. Aha, burada da ayrı bir şekilde Mısır uygarlığını gördün. Şimdi arkadaşlar, Mezopotamya'nın genel özelliklerini yardırmaya başlayalım. Mezopotamya'yı gördünüz değil mi? Neden gördün? Bak, Mezopotamya dediğiniz iki nehir arası anlamına gelir. Bir, iki, Fırat ile, aha şurada ya Fırat dersen, aha şuraya da ben ne derim abi? Ben de sana derim ki burası da Dicle.
Doğru mu? Peki ilk çağlarda Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya mı denildi? Bir yer daha var, Mavera-ün Nehir. O da iki nehir arası anlamına geliyor, biliyor musun, değil mi? Orta Asya'da. Bölge bereketli hilal. Arkadaşlar daha sorusu çıkmadı. Bereketli hilal dediği anda yapıştır. Ben de çok soru göreceksiniz bununla ilgili bereketli. Çünkü sormadıkları şeyleri yakalarsan soru tutturursun. Ben böyle kaynaklarımda, kitaplarımda bir ton soru tutturdum. Burada da YouTube kanalımda da bir ton soru tutturdum. Bir edit yapmayı öğrensen de bir göstersem artistik olur biraz. Yukarı Mezopotamya, aşağı yukarı Mezopotamya, aşağı Mezopotamya, ortalarda bir yer. Orada mı diyordu ya? Neydi lan? Vizontele'de mi diyordu? Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağının bulunduğu torpaklar. Aşağı Mezopotamya ise bu nehirlerin Basra Körfezi'ne döküldüğü yerdir. Yukarı dediğin doğduğu yer, aşağı dediğin döküldüğü yer. Aha, Basra Körfezi de dediğin burası değil mi abi? Doğru değil mi? Aha, şu iki nehirde gördün mü? Fırat ve Dicle. Bunların birleştiği yer neresi? Şurada Şaddülarab. İleride Irak ve İran Savaşı'nın temel sebebi olacak. Burada kim hakim olacak? Yani Fırat ve Dicle nehirleri birleştiği anda Şaddülarab oluyor. Nereye dökülüyorlar abi? Basra Körfezi'ne. Nereden doğuyorlar? Bizim memleketten. Git Doğu Anadolu'dan doğuyorlar. Peki Mezopotamya'da şimdi soru geldi arkadaşlar. Basit genel bir soru. Taş ve maden yönünden oldukça fakir. Peki neden yapacaklar bunlar bu şeyleri, malzemeleri, evleri falan? İnsanların temel uğraşım alanı tarım. Doğru mu? Evet. Coğrafi konumdan dolayı da deniz ticareti ya da kolonicilik faaliyeti yok. Arkadaşlar bak, kolonicilik faaliyeti, deniz koloniciliği yok. Kara koloniciliği olur. Asurlar mesela Kültepe, Kayseri'ye kadar gelecekler. Ama bak, buralarda deniz koloniciliği yapılmaz. Nehirin üzerinde ne de yapıyorsun hacı bunu? Deniz koloniciliği dediğinde hep Akdeniz'e kıyısı olan memleketler, uygarlıklar gelsin. Fenikya'yı alacağız, İyon'u alacağız, Roma uygarlıklarını alacağız. Doğru mu? Peki şimdi şu soruyu sordular. Bak, taş az ya. Malzeme ne olacak biliyor musunuz? Çamur, çamur. Hani köylere gidiyorsun da çamurdan yapıyor ya. Kerpiç, 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 kerpiç üstüne diyor ya. Kurdum binayı, kerpiç, kerpiç. Ha, kerpiç, kerpiç üstüne kuruyor. Soru şu, günümüze neden ulaşamadı? Mezopotamya'nın bıraktığı eserler. Niye? Bilmiyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü arkadaşlar günümüze ulaşamadı. Pişirmeyle, hani kerpiç ve bunların pişirilmesiyle oluşuyor ya. Un ufak olur. Bir de abi göç yeri değil mi Mezopotamya? Bir ton uygarlık sağdan soldan saldırıyorlar. Savaşlar, şunlar bunlar, yakılıp yıkıldığı, un ufak olduğu. Peki o zaman sadece taşın kullanıldığı, sadece tapınak yapımında taş kullanıldı ya. Onlar ulaştı işte. Anladın? Aynı Mısır'daki neler gibi? Piramitler gibi. O zaman şunu söylüyoruz. Mezopotamya uygarlığının yaptıkları eserlerin çoğunun günümüze ulaşamamasının temel sebebi kullanılan malzemedir. O da kerpiç. Doğru mu? Ve çoğu arkadaşlar günümüze gelemedi ama taşla yaptıkları, taş yok mu taş diyor ya. Onlar günümüze ulaşmıştır. Geç. Peki işte bunlardan ilki Sümerlerden yapıştırmaya başlayacağız. Arkadaşlar şu rakamlar hep değişir. Böyle kaynaklarda göreceğim. Hocam milattan önce 4200 değil miydi bu? Aslında 5000 değil miydi? 4000, 2000 diyebil. Sen bunu milattan önce 2000. Şimdi bak, kimlerle çağdaş? Hititleri gördün değil mi? Sümerleri gördün burada. Aha, Sümerlerden başlıyor zaten. Asur uygarlığı. İşte burada Basra Körfezi, Umman Denizi, Kızıldeniz, bunun altı Hint Okyanusu. Doğru mu? Uru gördüm bak, burada şehir devletlerinden birisi. Bir kere arkadaşlar bu bir iddia. Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göç ettikleri söylenir. Ve Türk oldukları da iddia edilmiştir. Aa, biraz sıkıntı. Bölgede siyasi tarihin başlamasını sağlıyorlar. Bak, ilk uygarlık. Nasıl Anadolu'da Hititler için ilklerin uygarlığı diyoruz ya. Mezopotamya için de Sümerler için kullanacağız bu tabiri. Dolayısıyla Mezopotamya uygarlığının temeli aşağıdakilerden hangisi derse Sümerler. Yapış. Peki arkadaşlar, tarihte ilk çivi yazısı. Bak, hep ben size ne diyorum? Tarihte eğer soru kaçıracaksan, neden kaçırıyordum? Neden? Bilmiyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü arkadaşlar bu kavram bilmiyorsunuz. Temel kavramlar nedir? Kelimeler nedir? Piktograf çivi yazısı demektir abi. Hieroglif resim yazısı demektir. Peki piktograf yazısını kullanmaya başlıyorlar. Peki biz ne demiştik? Eğer yazıyı kullanmaya başladıysan Teçe başlamıştır. Teçe ne? Tarih çağları başlamıştır. Ve yazıyı bulmaları neden olacak diye sorular geldi. Arkadaşlar insan niye yazıya ihtiyaç duyar? Hani gelecek nesillere toplumumuzu anlatalım. Biz neler yaşadık, onlar yaşaması. Yok abi, öyle bir lüksü yok. Adama öyle bir bilinç yok. Ben geldim yaşarım, sığır gibi ölür giderim. Neden biliyor musun?
Bak sen şimdi bana vergi getiriyorsun ya, ben hemen onu çiziktirmeye başlıyorum. Vay sen güzel. Ha, sen kaç kilo getirdin? Ha, şu kadar mı? Sen ne kadar getirdin? Ha, bu kadar mı? Ha, falan diye bak çiziktirmeye başladım. Sonuç ne oldu? Kayıt altına alıyorum. Vergileri kayıt altına almak için çıkmıştır yazı. Hepsinin arasında bu coğrafyacılar sizi kandırıyor yüzden. Dünya güneşin etrafında dönmüyor. Bir tane 100 dolar var. Çok başın bir böyle bakıyorsun ha. Onun etrafında dönüyor. Bütün tarihi olayların en temel sebebi ekonomiktir. Peki arkadaşlar, madem yazıyı buldular, o zaman ilk yazılı kanunların bunların olması muhtemel mi? Evet. Bunların ismi nedir? Sakın Hammurabi ile karıştırmayın. Urugakina kanunlarıdır. Doğru mu? Urugakina, o zaman yapıştır. Tarihteki ilk kanunları hazırlayan. Bak daha bu Avrupa'dan hiç bahsetmiyoruz abi. Avrupa fotosentez yapıyor. Bu kanunlar tarımda özel mülkiyetin önünden çıkıyor. Bak genelde her şey devletindir. Mesela Mısır'da arkadaşlar her şey tarla, tapan hepsi firavunundur. Devletindir. Firavun devletle özdeşleşmiş. Burada yok. Bak görüyor musun? Özel mülkiyetin önünü açıyor. Hukuk ve adaletin üstünlüğü kavramları dikkat edin arkadaşlar. Bu hukuk üstünlüğü var ya, o öyle bir soru olarak gelir ki size. Mesela kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, kimse yargılanmadan sürgüne gönderilmeyecek. Böyle ifadeler gördüğünde kanun üstünlüğü demektir abi. Modern kanunda işte böyle değil mi? Peki Mezopotamya'da ilk kez Sümerler tarafından kullanıldı dedik. Tamam. Ve bu kanunlar genelde maddi ödeme. Şunu unutmayın, sorularda TYT soruları özellikle yorum sorularında şu gelir. İşte hani birisi bir hırsızlık yaptığında kolunu kesmiyor da gidip maddi cezayla ne yapıyor? Cezalandırıyor. İşte şu kadar para ödeyeceksin diyor. O zaman gelişmiştir. Eğer bu şeyse böyle kolunu kesecek, işte senden birisi öldürüldüğü zaman karşı aileden de birisi öldürülür. Şey senin ailenden de birisi öldürülür gibi şeyler varsa ifadeler, bu kısasa kısastır. Set kanunlardır. İslam'a da geçecek abi. Doğru mu? Bak ta Sümer'de başlıyor tarih, gördün. İslamiyet de bundan etkilenecektir. Geç. Güney Mezopotamya'ya yerleşip bölgede ilk önceleri, dikkat edin, site. Sevgili arkadaşlar, site deyince yazlık site gelmesin aklınıza. Direkt şehir devleti. Mezopotamya'da Sümerlerin kurduğu şehir devletlerine site denir, bitti. Anladın? Mesela Mısır'a gideriz, nomdur. Nom denir. Yunan'a gideriz abi, polis olur. Polis, o bildiğin polis değil işte. Anladın? Konstantinopolis mesela, Konstantin'in şehri. Devam. Yani tekrar edelim. Sümerler'de şehir devletlerine site denir. Söyle. Mısır'da nom denir. Ve artık Yunan'a geldiğimiz abi bunlar polis olur. Peki sitelerin başında patesi, dikkat. Bunlar bak kelimeler, yine kavramlar çıktı. Patesi. Arkadaşlar bunlar yöneticiler ama adam hem rahiptir hem kraldır. Haydi bakalım şimdi buradan çıkartacağımız şeyler neler olabilir? Sevgili arkadaşlar, eğer devletlerden bahsediyorsa, bak ler takısı, çoğul takı görüyorsan, kesinlikle merkezi otoriteleri zayıftır. Tek bir devlet desek güçlüdür. Anladın mı? Merkezi otorite zayıf. Bununla ilgili ÖSYM yardırdı bugüne kadar. Bir ton soru sordu. Peki sevgili arkadaşlar, adam hem rahip, bak din işleriyle ilgileniyor, hem kral, hem siyasi işlerle ilgileniyor. İşte bak bu şeyde, denemede yapamadığınız teokrasidir. Teokrasi din devleti abi. Yani yönetimde dinin kurallar etkiliyse, onlar belirliyorsa, dinin kurallar belirliyorsa dünyevi işleri yönetimi, teokratik devlettir. Bu kadar basit. Dolayısıyla laik anlayış yok. Niye? Adam hem rahip hem kral hacı. Bak sadece siyasi yetkilere sahip değil, aynı zamanda dini yetkilere sahip. Ensi, kapağı enseyi. Yok o değil lan. Ensi bölgedeki sitelere hakim olursa lugal. Lugal. Bütün Sümer ülkesine hakim olursa lugal kalma deniyor. Anladın mı? Lugal kalma da diyebilirsin. Yani bütün şehir devletlerine hakim olmak merkezi otoriteyi kurmaktır. Doğru mu? Siyasi birliği sağlamaktır. Doğru mu? İşte bu adam lugal kalma unvanını alıyor. Doğru mu? Peki devlet yönetiminde krala yardımcı olan bir danışma meclisi var. Arkadaşlar burada da sapıtıyorsunuz. Bak ben geliyorum şimdi, sizin sınıfa giriyorum. Siz bir şey meclissiniz. Diyorum ki, lo gobeller ha, Babillere savaş açak mı diyorum. Siz diyorsunuz açak. La kat açmıyorum dedim, çıktım gittim. En son karar bende. Son karar kralda ise sen sadece danışma meclisi özelliği gösteriyorsun. Yok, eğer senin dediğini yapacaksam sen bir karar meclisisin. Anladın? Burada soruların gelişine çakın. Bak bununla ilgili kurultayla ilgili soru sorular, Pankuş Meclisi ile ilgili soru sorular, gelişine çakın. Çünkü zaman zaman bu meclislerin gücü fazla, zaman zaman az abi. Az olduğu zamanlarda krallar iradesi güçlü, krallar öne çıkıyor, sallamıyor bile meclisi. Anladın? Ama krallar iradesi, kralların iradesi zayıfladıkça bu sefer meclis öne çıkıyor. Peki Sümerler'de her sitenin kendi tanrısı bulunmuştur. O zaman yapıştır. Çok tanrılı anlayış var. Hepsinde öyle zaten. Bu nedenle çok tanrılı din anlayışı, ahiret inancı zayıf arkadaşlar bunlar. İşte dünyaya yani inançları zayıf. Tanrılarına daha yakın olmak amacıyla, aha buna dikkat, zikkurat. Buradan çok soru geldi. Zikkurat tapınakları öyle çok işleve sahiptir ki.
Biraz sonra söyleyeceğim. Ve üst üste katlar şeklinde. Gördün mü zikkuratları? Bak aha burada. Gördün mü katlar? Genelde 3 kat olur abi. 3 kat. Daha tepesine çıkamam abi. Daha fazla çıkamam. O dönemin teknolojisine, mimarisine. Peki bu tapınaklar ne için kullanıldı? Tepesinde, bak bunun tepesinde aha şurası gözlem evi abi. O zaman ne var? Yapıştır. Gözlem evi, rasathane, bilim özelliği gösterdi mi? Yapıştır. Astronomide ilerleme kaydediyorlar ve ay yılına, dünya tarihinde ay yılına, ay yılı esasına dayalı ilk takvim bunlar tarafından icat ediliyor. Sen ne biliyordun? Hicri zannediyorum değil mi? Hicri de evet, ay takvimi. Ama dünyada ay takvimi dediğin zaman Sümerler gelir. Dünyada diyorum bak. Bu yüzden tarihçiler çakaldır. Dikkat edin kelime oyunlarına. Sümerler ayrıca 4 işlemi matematikte başınızın belası var ya. Ben de hiç yapamıyorum. X'i yalnız bırakıyorsun. Y'yi o tarafa alıyorsun. İşler dışlar çarpımı. Komşuya gidip bir onu alıyorum ya. Başınızın belası. Üve dairenin 360 derece olduğunu, uzunluk ve ağırlık ölçülerini ve burçları bulmuşlar abi. İnanan var mı lan burçlara? Kova burcu. Dolduruşa gelmem. Niye? Kova ya. İşte boğa burcu. Oo, Kurban Bayramı'nda dikkat edin. Oo, niye keserler? La, neyse yine çeşmeler oldu. Mezopotamya verimli topraklara sahip. Ha, bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Zikkurat tapınakları mesela atıyorum şu köşesinde eğitim var. Eğitim. Bunlara tablet evi diyorlar. Tablet evi. Yani yeni yazıyı öğretmek için. Ne bileyim şu tepesinde ne dedik? Bilim değil mi? Yuvası doğrudan ayı mayı şey işte gökyüzünü inceliyorlar hacı. Peki bunun hemen yanında vergi toplama ambarlar var abi. Ekonomik. Bir, ekonomik. İki, bilimsel. Üç, eğitim. Değil mi? Bunların hepsi var. Aynı zamanda patesi burada oturuyor. Ne oluyor? Ülke yönetiliyor, siyasi değil mi? Zikkurat tapınaklarının sevgili arkadaşlar pek çok işlevi var. Peki bak, Mezopotamya'da Sümerler devamlı istilaya uğradılar. Bu nedenle başta Sümerler olmak üzere Mezopotamya'da ordu diye çok önem veriyorlar. Doğru mu? Sümerler'de savaş zamanı her erkek asker sayılıyor. Yallah asker ediyorlar ve askerin büyük bir kısmı yaya piyade. Diğer bir kısmı ise savaş arabaları var ya, o askerlerden oluşuyor. Bak Hititler'de de görüyoruz bunu. Kral aynı zamanda ordu komutanı olarak savaşa katıldı. O zaman arkadaşlar şu ana kadar rahip patesi deniyordu ya, patesi, rahip kral. Adam hem dini yetkilere sahip, siyasi yetkilere sahip. Ordu komutanı değil mi? Askeri yetkilere de sahiptir. Peki toplum arkadaşlar, soylular, hürler ve köleler şeklinde 3 sınıf ayrıldı ya. Köleyi gördüğün anda keskin bir sınıf ayrımı vardır. Unutma, köleci toplum yapısı keskin bir sınıf ayrımını getirir. Doğru mu? Askerler de esir aldıkları işte. Hani savaşlarda esir aldıkları kişileri köle yapıyorlar. Peki arkadaşlar meşhur Gılgamış. Bunu çok sordular ve hep yanılıyorsunuz. Dikkat edin. Gılgamış ve yaratılış. Hep biz şeye gidiyoruz. İlk Türk devletlerine. Sakın. Özellikle Gılgamış arkadaşlar ilk Türk devletlerini çağrıştırıyor. Hayır. Bu Sümerler. Sümerler. Mezopotamya uygarlıklarında Sümerlerin destanıdır. Ve yaratılış destanı. Bizde de var yaratılış destanı. Zaten her uygarlığın var. Tufan efsaneleri. Bunların hepsi bunlara aittir. Sümerlere aittir. Ve Sümerler arkadaşlar doğudan gelen elamlar tarafından yıkılıyor. Elamlar. Elam şöyle oldu ya Çorumlular. Elam hacı belalı falan diye elamlar tarafından yıkılıyor. Peki onun hemen arkasından akatlardan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar akatları gördün mü la? Aha burada bak yine Mezopotamya. Doğru mu? Aha burada yukarı Mezopotamya, aşağı Mezopotamya. Yukarı Mezopotamya değil. Aşağı Mezopotamya değil. Ortalarda bir yer vardı. Milattan önce 4000'de Arap Yarımadası'ndan geliyor. Arap Yarımadası'nı gördüğün anda Sami kökenlidir abi. Yapıştır. Sami eşittir Arap. Bitti. Sami kökenli bir halktır. Sami kökenli en eski halktır. Ve Kral Sargon arkadaşlar dikkat. Sümerleri yenilgiye uğratarak devleti kurdu. Sargon eşittir Akatlar. Ve Kral Sargon Sümerlerin aksine evrenin kralı. Dikkat. Dünyanın hakimi. Evrensel ünvanlar değil mi la bu? Evrenin kralı demiş adam Sargon kendisine. Dünyanın hakimi gibi ünvanlar kullanıyor. Bu nedenle merkezi otoriteleri daha güçlü. Bana şunu söyle. Bundan önce gördüğümüz Sümerler'de bir sürü şehir devletler takısını gördüğün anda devletler varsa merkezi otorite ve siyasi birlik zayıf, ama adam tek kişi hakimiyeti, bütün yetkileri elinde topluyor. Tek kişi hakimiyeti, dünyanın hakimi, evrenin kralı diyor adam. Merkezi otoriteleri şeye göre, söyle Sümerlere göre güçlüdür. Başkentleri arkadaşlar, sorular böyle gelecek AYT'de. Verecek sana mesela başkent Agade'dir. Şu Kral Sargon hükümdarlarıdır. Bıdı bıdı verdi, yapıştır Akatlar. Peki çok önemli bir bilgi daha geliyor. Tarihte bilinen ilk düzenli ordu ve güçlü orduları sayesinde de birçok millete hükmederek tarihte ilk imparatorluk. Arkadaşlar yapıştır. O zaman dünya tarihinde ilk imparatorluğu kuran ve ilk düzenli orduyu kuran Akatlardır.
Hacı Hüseyin Akat, doğru mu? Düzenli ordudan kasıt artık 24 saat değil de tabii o eğitim süresi içerisinde ordugahlarda görev alan kişiler. Yani birden böyle şey demiyor, eline megafonu alıp da mesela bak bu düzensiz. Eline megafonu aldı, gobeller dedi mesela. Şimdi şeyde Orta Asya'da bizimkiler. Haydi bağırım Çin'e sefere gidiyor dediği anda millet böyle çadırlardan çıkıp hemen ordu oluşuyorsa bak o ordu millet anlayışı ama düzensiz. Doğru mu? Ama düzenli dediğinde artık ordugahlarda saatler boyunca eğitim yapan bu iş için değil mi? Yani bizim mesela günümüzdeki askerlik sistemin gibi düşünün. İlk düzenli ordu yapıştır ve ilk imparatorluk ve çok tanrılı din anlayışı arkadaşlar hepsinde böyleydi zaten. Şunu unutmayın İbranilere kadar zaten tek tanrılı anlayış semavi dinlere rastlamıyoruz abi. Tevrat değil mi? Peki sevgili arkadaşlar Akat ülkesine çıkan iç karışıklıkta fırsat bilen Sümerler dağıttı bunları Akatları. Yıkmıştır. Geç. Elamlar. Çorumlular bunlar. Yok la Çorumlar değil. Bak. Arkadaşlar Elam bölgesini gördün mü? Aslında Mezopotamya dışındadırlar. Ama biz Mezopotamya uygarlığı içinde inceleriyiz. Bu kadar basit. Elamlar Mezopotamya uygarlığı dışındadır. Baksana Sümerler burada abi. Mezopotamya dediğin aha Şoyanlı değil mi? Onun biraz dışındalar ama biz ne yapıyoruz? Yine Mezopotamya uygarlıkları içerisinde değerlendiriyoruz. Sümer egemenliğine son verdiler. Elamlar başlangıçta Site şehir devletleri. O zaman neydi? Klasik yap yorumunu. Merkez otorite zayıf, siyasi birlik zayıf. Doğru mu? Bunlar da arkadaşlar bu şekilde yaşıyorlar. Çeşitli prensiplere ayrılıyorlar ve yönetiliyorlar. Ve her birinin başında prens ve rahip görevini yürüten kral. Aynı şeyi söyle. Aynı yorumu yap. Neydi? Kral aynı zamanda dini yetkilere sahipse yapıştır. Neydi abi? Teokrasi görülür. Teokratik yönetim anlayışı. Doğru mu? Din devleti demek abi. Din devleti. Yani dünyevi işlerle söyle. Dini işler bir arada. Başkentlere sus. Sus lo. Sus şehridir. Bir de Sivas'ta mı vardı la? Su şehri. Peki elamlar orduya büyük önem verdiler. Çok tanrı din anlayışı görüldü. Hepsinde öyle dedik. Halk çeşitli toplumsal sınıflara ayrıldı. Aynı diğerleri gibi. Maden işlemeciliği, çömlek yapımı ve seramik sanatında ilerlediler. Ve Asurlar arkadaşlar elamlara Asur Banipal diye bir herif var. Bunun döneminde ilk sistemli jenosit. Jenosit nedir la? Bilmiyorum nedir? Soykırım. Arkadaşlar soykırım uyguladılar. Ne demek bu? Girdin mi Çorum abi? Çorum kokelilerin hepsini ortadan kaldırdın. Bir milleti ortadan kaldırdın. Çoluk çocuk, büyük, yaşlı, küçük, orta yaşlı, ya hiç demeden bir halkı komple tarihten silmeye çalışıyorsun. Yahudilere uygulanan Hitler'in yaptığı direkt holokost. Ya da soykırım olarak geçmiyor muydu? Aynı şeyi şu anda Filistinlere yapıyorlar. Geç. Babiller, Amurlular diye mi geçiyor abi? Evet, çok önemli bir devletten bahsediyor. Şu ne la? Kuleyi vurdu mu kule? Neler yapmış adamlar. Amurlular milattan önce 3000 yılın son artık yüzyıllarda Arabistan'dan Filistin ve Suriye çevresine göç ediyorlar. Sevgili arkadaşlar yapıştır. Eğer Arap kökenli ise Sami'dir. Doğru mu? Ve bundan sonra buradan da doğuya doğru göç ederini sürdürüyorlar. Elamlarla birlikte Sümer Devleti'nin yıkılmasında başlıca rolü oynuyorlar. Bak Sümerleri yıkan biri daha çıktı Elamlardan sonra. Ve Arabistan'da Mezopotamya'ya gelen Samilerin diğer bir kolu olan Amurlular da Babil kentini ele geçirerek 1. Babil krallığını kuruyorlar. Evet. Başkentleri çok basit. Bölüm sormaz herhalde değil mi? Sorabilirler mi? Vallahi bizimkiler yanlış yapar. Kesin işin içinde bir bit yeri. Yanlış yapan da çıkarlar. Babillerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Babil. Peki en önemli hükümdarları Hammurabi arkadaşlar buna dikkat edin. Hammurabi döneminde büyük bir imparatorluk haline geliyorlar ve ama siz daha önemli bir özelliğini biliyor musunuz? Hammurabi nedir? Arkadaşlar bir rahip kral anlayışını terk etti herif. O zaman teokrasi gitti. Ordunun orduya dayadı sırtını. Yani gücünü ordundan aldı. O zaman mutlak monarşi miydi? Monarşi neydi la? Tek kişi hakimiyeti mutlak olduğunda artık bütün yetkiler yasamazı yürütmesi, yargısı, askerisi her yetki kişide. Bir tek kişide. Peki bu monarşiye dayalı anlayışı benimsediler. Dinsel görevlerini rahiplere bıraktığından yönetimde laik bir yapı oluşturdular. Sevgili arkadaşlar Hammurabi hem bir gücünü ordudan aldı. Laik devlet anlayışını uyguladı. Aynı zamanda ne yaptı dedik? Biraz önce onunla bağlantılı rahip kral anlayışını terk etti. Gücü ordudan aldı. Peki arkadaşlar asıl ama Hammurabi yapan ne olacak biliyor musun? Şu Urukagina kanunları vardı ya abi. Dünya tarihinin ilk yazılı kanunları. Kim yaptıydı la? Sümerler. Sümer kanunlarını düzenledi. Kendi adıyla bilinen yeni kanunlar yaptı. Mülkiyet, ticaret ve ceza hukukuna ait kanunlarda öngörülen cezalar Sümer kanunlarına göre daha ağır. Ve cezalarda kısasa kısas. Neydi? Göze göz, dişe diş. Abi, Hammurabi kanunları dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir. Ya bazıları ediyor, bazıları etmiyor. Siz öyle edin. ÖSYM'de öyle ediyor. Peki, ilk anayasa dedik ya. Kısasa kısas. Abi, serttir.
Hani bu dedik ya, hırsızlıkla bağlan işte eli kesilir, var birini öldürdüysen işte senin ailenden de biri öldürülür diye, ne yaptıysan göze göz, dişe diş, kısasa kısas, doğru mu? Peki bunlarda arkadaşlar yine çok tanrılı dini inanış var. En büyük tanrıları Marduk. Bir ara diyorlardı ya, Marduk gezegeni çarpacağımış hocam bu işe ya diyordu. Dünyaya. Ulan çarpan çarpmış zaten. Dünya bize de çarpan çarpmış. Sümerler gibi tanrılarına yakın olabilmek için zikkuratlar yapmışlar. Bak bunlarda da zikkuratlar. Neydi? Tapınak. Üç katlı oluyordu genelde. Bilim vardı. Eğitim vardı. Tahıl ambarları olarak kullanılıyordu aynı zamanda. Ekonomi vardı. Ekonomi. Ve aynı zamanda siyasi. Oradan da yönetiliyordu ülke. Doğru mu? Ve arkadaşlar dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilen, gördün mü asma bahçelerini? Asma bahçeleri dünyanın en yüksek zikkuratı olarak olan bir de Babil Kulesi'ni yapıyorlar. Biraz önce gördüğüm Babil Kulesi'ni, şimdi gördüm sana Babil'in asma bahçeleri. Arkadaşlar bunun hikayesini anlatırlar da inanırsın inanmasın, işte hatun almış kral ama yeşil bölgeden almış. Çölün ortasına gelince hatun ne yapmış? Bunalıma gelmiş. Depro falan da yapıyor falan, bal 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 diye gezmeye başlayınca vardır ya öyle etrafımıza. Bank 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 diye konuşan insanlar yok mu lan? Var işte. Adamın etin kafasının etini yemeye başlıyor. Beni kaldın buralara getirdin. Çöllere getirdin beni. Ben baba evinde daha iyiydim bilmem ne. Adam artık buraya geliyor. Para diyor. Sana diyor bir bahçeler yapacağım diyor. Yedi kattan oluşacak diyor. Çölün ortasında yapacağım. Bir özelliği o dönemin tanıkları anlatır arkadaşlar şu. Yani gökyüzüne sanki böyle asılmış bir saksı gibiymiş Allah. Onu oradan bir bakıyorlarmış böyle, bak yemyeşil. Çölün ortasında bunları yapmak zor. Ben hep şunu söylemiştim. Gelişmişliğin arkadaşlar ölçüsü şudur. Doğaya ne kadar hakim oluyorsan o kadar gelişmişindir. Doğru değil mi? Adam hani şey yapıyor ya böyle. Şey diyoruz böyle. Japonya'da 9.4 oldu. Ama ne yapıyor binalar? Bak şöyle bak. Bina böyle bile 150 kat yapıyor. Böyle gidiyor bina. Semallahu limen hamide diyor. Yine burada. Bizde 5 oldu. Semallahu limen hamide gitti. Bina gitti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Doğaya o kadar hakim oluyorsan, baksana çölün ortasında böyle yemyeşil bir şey yaptıysan, bahçe yaptıysan hacı, değil mi? Bahçede yeşil çınar diye türkü de buradan çıkmıştır. Yok la, öyle bir şey yok. İlk dünya haritasını yapmışlar. Yapıştır. Arkadaşlar bunlar hep şey bilgiler, PD Reis'te de göreceğiz mesela. Doğru mu? Amerika haritasını. Neyse anlatacağım. Birinci Babil Devleti'nin milattan önce 1594'te Hititler. İkinci Babil Devleti'nin milattan önce 539'da Persler yıkıyor. Doğru mu? Bir ek bilgi daha vereyim bunlarla ilgili. Babiller arkadaşlar Nebukadnezar zamanında bu Yahudileri sürgüne gönderen uygarlıktır. Yahudileri sürgüne gönderen. Bunda ayrı bir Yahudi göçleri olarak bildiğidir. Asurlular geliyor. Şimdi Arabistan'da Mezopotamya'ya gelen son Sami kavmidir. Sami sık sık tekrar, bak buradan anlatırım şuradan çıkar. Arkadaşlar sık sık tekrar yapın. Sami neydi? Sami kökenli ne demekti la? Arap Arap. Peki başkentleri Ninova. Burası çok önemli çünkü dünyanın Ninova'da bilinen ilk kütüphanesi var. Unutmayın, dünyanın ilk kütüphanesi Ninova'dadır. Peki mutlak monarşiyle yönetilip güçlü ordular kurarak İran, Mısır, Kıbrıs ve Orta Anadolu'da hakimiyet kurdular. Hacı Hüsrev. Arkadaşlar bunlar kara koloniciliğinde yardırıyorlar. O yüzden bak, kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapıp kurdukları ticaret kolonileri sayesinde çivi yazısını nereye getiriyorlar? ÖSYM sorusu Anadolu'ya. Bana hemen yorum yap. Yazı geldiyse, yazı varsa tarihçaları başlamıştır. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bak, Mısır artı Mezopotamya eşittir Anadolu. Anadolu artı Yunan, İyon uygarlığı eşittir Roma. Roma da bugünkü Avrupa ulusları. Uygarlıklar toplumların ortak eseri midir? Bir. İkincisi, bu formüle göre Mısır artı Mezopotamya eşittir Anadolu dedim ya. Mezopotamya Anadolu'yu etkilemiştir, doğru mu? Anadolu Mezopotamya'yı değil. O zaman şunu söylüyor mu? Söylüyor mu? Anadolu'da Asurluların Kültepe'ye, Kayseri Kültepe'ye yazıyı taşımaları, söyle, tarih çağlarının başlamasına neden olmuştur. Kimin sayesinde? Mezopotamya'nın sayesinde. Mezopotamya o zaman Anadolu'yu etkilemiş midir abi? Evet. Böylece Anadolu'da tarihi devirlerin başlaması sağlanmıştır. Kara ticaretini başlatan ilk devlet. Arkadaşlar kolonicilik, kara koloniciliği derse bu heriflerden birinin üzerine kimseyi tanımayız. Bir de çok işkenceciymiş la bunlar. Ana. Ne yapıyormuş biliyor musun? Mesela esiri aldı ya böyle. Sen hiç acı çektirmeden öldüreceğim. Seni anladım ben.
Sen de sevdim. Bir diz çöpeyim diyormuş, diz çöpüyormuş. Çıkartıyormuş. Kılıcı ağzından içine sokuyormuş. Lan! Hammurabi kanunlarını kendine uyarladılar. Sert kanunlarda hatırla. Asurların, arkadaşlar yasaları da sert. Dedim ya psikopat. Psiko bunlar. Ve Ninova'da dünyanın bilinen ilk kütüphanesi bunların abi. Ve heykeltıraşlık alanda ileri gidiyorlar. Tamam. Nemrut Tapınağı'ndaki arslanla heykelleri var ya. Asur krallarının savaş ve av sahneleri var, falan var burada. Ha, bunları tasvir ediyor işte. Ve Babiller bunların depeye biniyor acı. Babiller yıkıyor. Asur ne diyecektik? Bildiğimiz Ninova. Doğru mu? Dünyanın ilk kütüphanesi. Bir de şu bilgi artık değişmiştir. Bak, kral yolunu eskiden Asurlular diyordu. Bazıları bazı kaynaklarla Lidyalılar falan diye geçiyor. Onlar kurdu zannediyor musunuz? Değil. Persler kurdu. Bunlar başkentleri Ninova'ya kadar taşıdı kral yolunu. Ve Lidyalılar da ta başkentleri Sard'a kadar getirdiler. Yani Sard'da düzenlemeler yaptılar. Yani 3 uygarlıktan bahsedebiliriz kral yolunu kuran Pers. Bunları geliştiren iki tane devlet, Asurlular uygarlık diyelim, Asurlular ve Lidyalılar olacaktır. Unutma. Sevgili arkadaşlar, şimdi Mısır uygarlığına geçeceğiz ama saatimize bakalım yeter. 29 dakika. Hemen bu Mısır uygarlığında ayrı bir şey de alacağım. Çünkü bir son yaptığım araştırmalara göre sevgili arkadaşlar, öyle şey falan sevmiyorsunuz. Neydi? Böyle uzun uzun videoları sevmiyorumuzdan dolayı ne yapacağız? Ne yapacak? Kısa videolar tutmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, hemen hatırlatmalarımı ve ricalarımı söyleyeyim. Lütfen kanalımıza abone oluruz. Bildirim zillerini açınız ve şu bannahlarınızı şu beğeniye alıştırınız. Yapıştır abi, beğenileri yapıştır ki hocanız ya, fakir kanalımız şöyle fohurdasın, fohurluyor gerçi de. 1,5 ayda yine 3.500 kişi bence iyi. Keşke önceden başlasaymışım, 10 yıl öncesinden. Ne tıfıllar ders anlatmış hacı, şimdi görüyorum da ama onlardan olmaz abi. Ben de kal, ben de kal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.